anlamını taşımayan merkepler gibi de diyor, inkar eden insanlara, o emanete ihanet eden insanlara eşek diyor, eşek, merkep diyor. Ali abi sen, ben senin neyi anlamadığını anlamadım ya. Kusura bakma. Onu tabii, konusu ortam bir dağıldı açıkçası da, yani benim şimdi oradaki ayette şeytan diyor ya, bu ağaçtan hani ye diyor. Adeta yemiyor, sonra ikna oluyor, yiyor. Şeytan onu ikna etmek için yerse, melek olacaksın diyor. Anladın mı? Ölümsüz olacaksın, melek olacaksın. Bundan böyle kaldırıyor. Biz de, ben de diyorum ki, sorun şuydu burada. Biz şimdiye kadar derslerimizde melek kavramını işlersek, varlık alemi içerisindeki nesnelere biz melek diyorduk. Ben de diyorum ki işte, o zaman meleklikle kandırılan Adem, varlık, yok yok, burada meleklikle bir şey kandırmıyor Ali kardeş. Yani burada ne diyor? Sonsuzluk ağacı diyor. Sonsuzluk ağacı. Yani siz ebedi olarak yaşayacaksınız diyor. Böyle bir şey var mı? Ölümsüz bir melek. Hayır, o yok. Meleklerde ölümsüzlük diye bir şey yok. Şimdi konuştuğunuz şey Araf 20 üzerinden mi konuşuyorsunuz? Yok, Araf 20 ve Taha 120. Ayetler üzerinde konuşuyoruz. Tamam, ben Taha 120'ye bir bakmam lazım o zaman. İşte şu anda okuduğumuz ayet hocam. Taha 120. Yani orada şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir gücü haber vereyim mi? Bunu diyen şeytan. Şeytan diyor bak, çok ayetlerde. Evet. Aldatmadan başka bir şey söylemez diyor. Ama oradaki söyleyen şeytan değil, Allah'ın söylediğini söylüyor şeytan. Bak mesela, ey melekler, ben bir halife var edeceğim dediğinde, Allah'ım biz seni takdis ederken, tesbih ederken, yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Bunu melekler söyler mi? Bu Allah'ın söylediği sözleri sanki melekler söylemiş gibi Kur'an bize anlatıyor. Fakat biz bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Meleklerde seçenek yok, irade yok. Kendilerine kodlanmış olan nasıl bilgiyse onu yerine getirirler diyor Allah. Yani melek olmasaydı insan bir söz de söyleyemezdi, bir adım da atamazdı, bir şey de duyamazdı, bir şey de göremezdi. Hep meleklerle işlevlerini yapıyor. Ama işlevlerini kötüye kullanan insanlar var. İşlevlerini Allah'ın tarif ettiği şekilde kullanan insanlar var. İşte Allah'ın tarif ettiği şekilde kullanan insanlar, Allah'ın hoşnut olduğu insanlar. Sözünden hoşnut olduğu derken onu anlatıyor. Hocam o zaman bu 120'de şeytan yalan söylüyor Ademoğullarına. Tabii yalan. Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi? O zaman bunun anlamı şu, boş vaatlerle Ademoğullarını şeytan kandırıyor. Kandırıyor, olay bu. Bu boş vaatlere kanan Ademoğulları hemen ardından bu haram ağaçtan yiyorlar. Ve ayıp yerleri kendilerine açılıverdi. Üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp örtmeye başladılar. Yani tövbe edenler, vazgeçenler tekrar eski hallerine geri dönüyorlar. Adem Rabbine karşı gelmiş oldu da şaşırıp kaldı. Evet. Ama burada melekle buranın bağlantısını nasıl kurdunuz, ben onu anlamadım. Burada melekle buranın yok alakası ne? Melekle bağlantı kuran Ali kardeş. Bağlantısı ne galiba ben... bu Rabbinizin sizi melek yapmaması içindir. Bir ayet var ya da, tamam. Başka ayet daha şimdi, var. Onunla tabii ki orada Rabbinin sizi iki melek olmamanız için ya da ebedi yaşayanlardan kılınmamanız için. Orada doğru söylüyor. O ifadede doğru söylüyor. Nasıl doğru söylüyor?
yasak ağaçtan yersen ebedi yaşayanlardan kılınamayacaksın. Ebedi yaşayan kim? Cennet hayatında ebedi yaşam var. Cehennemde ebedi yaşam yok. Cehennemdekine Allah yaşam demiyor. İşkence yeri, eza cefa çekme yeri. Orada bir yaşam yok yani. Bu ifadeyle anlaştık mı? Burası doğru. İki melek olmamanız için. Yani eğer herhangi bir yasak varsa bir bir varlık için o melek değildir. Bunu anlatıyor yani o ayeti kerimede. Eğer yasak ağacı olmasaydı sizler melek olacaktınız. Doğru söylüyor. Yani mesela tavşana yasak var mı? Efendim herhangi bir başka ağaca, kuşa yasak var mı? Yok. Kime var yasak? İradeli olan varlığa var. Yani Adem'e yasak var. İnsana yasak var. Orada doğru söylüyor. Ama burada... Abi sorun aslında halde oldu şimdi. Ayet okununca çünkü hocam demin konuşurken cümle içerisinde işte şeytan tabii geldi kandırdı. Ölümsüz olmamanız için, melek olmanız için ifadesini orada kullandı. Tabii aslında birinci ayette melek ifadesi orada yok. Yok. İkinci ayette de senin dediğin gibi var Tevfik abi, bahsettiğin gibi iki melek olmamanız, o da tamam. Yani hocam orada böyle konuşunca tabii benim aklıma böyle bir soru geldi. Tabii ayette melek geçmediği için de aslında soru şey oldu, soru garip oldu. Evet. Anam burada orman yangını olduğu için Ali Rıza Hocam'ın aklı orman yangınlarına gitmiş. Yok yok. Ben orada Araf 20 ile Taha 120'nin mukayesesini yaptım ben. Tamam, olay anlaşıldı. Şimdi siz orada öyle yani tabii öyle geçtiniz. Aslında ayette yok o melek ifadesi. Yok, burada melek yok dedim ben zaten. Yok. Tabii tabii. Yani o da olmadığı için zaten olay anlaşılmıştır. Mevzu hallolmuştur yani. Soru yok, işin içerisinde soru olmamış. Ama bir de Tevfik abinin dediği şeyi ben de şimdi ilk defa duyuyorum. Onu da öğrenmiş olduk bu vesileyle. Araf 20, insan ile melek arasındaki farkı en bariz bir şekilde anlatan ayeti kerimedir. Bir delildir, bir belgedir. Aklınızda bulunsun yani. Araf 20. Araf 20. Bir de Ahzab 72. ayetler. Bir de Tahrim Suresi 6. ayet. Ben şu an... Tamam, oku Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi. Ve dedi ki, Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Evet. Burada şeytan işte, çok doğru söylemiş ama oradaki aslında iblisten şeytana geçme olayı bu ilke ve insan formatına yüklüyor bu olayı. Yani şeytan olan insan, şeytan olan iblisin o yaşam biçimi, hayat tarzı verdiği vesvese ilkesinin adı şeytan olan. Yani orada iki melek olmamanız derken, yani meleğin görevi neydi? Kendisine ne yüklenmişse onu yerine getirir. Burada iki seçenek çıkması anlamında kullanmış ayette. Yani hem Rabbani yola gidebilme seçeneği, hem de gayri Rabbani yolda gidebilme seçeneği. Yani bu da ergenlik yaşında oluyor. Ergenlik yaşında insana iki tane teklif sunucu melek çıkıyor. Daha önce insan tek seçenekli bir varlıktı. Ergenlik yaşına evet. Kadar. Bunu anlamak gerekiyor. Özetlersek, Araf 20'yi özetlersek, şeytan diyor ki onlara, siz eğer insan olduysanız bu yasak ağaç var diye oldunuz. Yasak ağaç olmasaydı siz iki melek olacaktınız. Bir diğer alternatifini de ya da diyor ebedi yaşayanlardan kılınmamanız için. Yasak ağacın fonksiyonlarını burada anlatıyor. Yasak ağaçtan yersen
ebedi yaşayanlardan kılınmayacaksın. Yani cennete gidenlerden olmayacaksın. Ebediyen cennette yan gelip yatamayacaksın. Cehennemde işkenceler göreceksin. Eza cefa göreceksin. Ona yaşam demiyor Kur'an yani. Bu iki şeyi, meleği ve cennet cehennemi anlatıyor orada benim gördüğüm. Buyur. Aynen. Hocam saat 10'u 10 geçiyor. 14 tane ayetimiz kaldı ama Taha suresinde. Acele etmeyelim isterseniz. Tabii. Yarın işleriz inşallah. Yarın yaparız. Bir de şöyle bir şey var. Benim yarın bir işim var. Çok geç geleceğim ben eve. Sizden affımı istiyorum. Yarın bir arkadaş yardımcı olursa iyi olur. Tevfik abi okuyun istiyorsanız dersin. Ya okuyamasa ben hem okur hem anlatırım. Bir şey yok. Şimdi bizim hanım da testi pozitif çıktı. Ben hep sürekli çıkmak zorunda kalıyorum. Deme ya. Oraya gidiyorum. Onun için geçmiş olsun. Ben yarın müsait olmayabilirim. Ben okuyabilirim ama yarın. Tamam Eyüp hocam. Ben doğru tasdik hocam şimdi. Hamdolsun ben iyiyim yani. Yenge nasıl Tevfik abi? İşte gözleri falan yanıyor, odasından çıkmıyor, şey başladı onun emareleri falan da yani. Öksürük falan olsun ya. Öksürük yok da işte biraz ateş vardı, ateş sonra geçti, şimdi gözlerim yanıyor diyor, biraz boğazım bir çıkamıyor diyor. Onun için de ilaç getirdiler mi abi? Az önce getirdiler. Abi geçmiş olsun. Allah kolay versin. Amin. Allah razı olsun. Geçmiş olsun hocam. Yok Muhammed'de yok. O da kendi odasında genellikle oturuyor ama çocuğu ayıramıyorsun. Bir bakıyorsun zırt giriyor veya sen mutfaktayken arkandan geliyor. İşte elimizden geldiğince ayırmaya çalışıyoruz. Evet abi Allah şifa versin inşallah. Maskesini arkasını götürmüyorsun. Nefes darlıyor özellikle olmadıktan sonra gerisi sorun değil abi. Bakalım inşallah olmaz. İnşallah inşallah. İnşallah abi. Oldu abi. Tekrar geçmiş olsun. Allah rahatlık versin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Haydi. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.